Bu sabır hakkında, sabır hakkında müfessirini zam hazaratı 5 tane nimetin olduğunu haber veriyor. Kısaca geçeyim. Esamne. İnnemâ yuveffes sâbirûne ecrahum bi gayri hisâb. Namaz kılanlara mükafatı tastaman veriliyor. Oruç tutanlara veriliyor, zekat verenlere vesaire. Ama bela ve musibete sabredenler için sonsuz. Bunun için derlermiş ki onlara verilen mükafatı bir başkaları görünce nolaydı şu vücudumuz makaslarla kesilseydi de şu nimete erseydik diye. Sabrın neticesi. Sabredenlere Cenab-ı Hak sonsuz mükafat. Estaizu billah. Vallahu yuhibbus sabirin. Allah'ımız sabredenlere muhabbet ediyor. Cenab-ı Hak birincisinde sonsuz mükafat, ikincisinde muhabbeti zuhur ediyor, üçüncüsünde yardım ve ona destek oluyor. İnna Allaha ma'as-sabirin. Allah Celle Celaluhu sabredenlerle beraberdir. Bir de ayrıyeten Cenab-ı Hak cennette onlara köşkler ihsan ediyor. Burada gurfe oda diye geçiyor ama o bildiğimiz oda değil o. Estağfirullah. Yücüzevnel gurfete bima saberu. Sabretmeleri neticesinde Cenab-ı Hak işte onlar Allah yolunda giriştikleri çetin mücadelede güçlüklere cesaret ve göğüs gererek bela ve musibete sabrediyor, şikayet etmiyor. Allah'ımdan diyor. Mesela Sami Efendi Hazretleri bu sondayla alınıyordu. O küçük su yolları. Şöyle takan kimse biraz acıtmış. Gayri ihtiyari vah deyince Allah'a isyan mı ettim diye ağlıyor. Bizim Efendimiz bu. Rabıta bu. Onun en ince dikkat ettiği edeplerdir rabıta. Daha hane halkının içerisine yatak elbisesiyle çıkmıyor Efendimiz. Bir müsaade alarak geçiyor önlerinden. İnşallah bunlara dikkat edersek tadımız da bu olacak, tuzumuz da bu olacak. İnsanı kamil olmanın yolunu tutmuş olacağız. Boşuna değil Cenab-ı Hak bunları bizim irşadımız için, ıslahımız için lütfetti, ihsan etti. Bunların hepsi bir nimettir. Hem de çok büyük bir nimettir. Şu dünyada nefes almaları bile yeter onların. Az bir böyle sıkıntıda gayri ihtiyari vah deyince Allah'a isyan ettim diyor. Göz ameliyatında da gözüne gelen sıkıntıda da o perde diyoruz ya biz katarak. O rahatsızlıkta da ve diğer rahatsızlıklarında da hiç söylemiyor. Böyle çaya atacağı şekerler dışına düşüyor. Demiyor rahatsızım diye, Allah'ımıza asi olurum diye. Böyle dikkat etmişler. Bela ve musibete sabrederek, ibadet ve taat yapmaya sabrederek, işte çok çalışıyorum da geceleri kalkamıyorum. Bunlar hep nefsimizin oyunlarıdır. Ondan sonra ibadet ve taatte azimli olmak. Kim o bir kere ibadet ettiğimiz, secdeye vardığımız, rükua indiğimiz, kıyamda durduğumuz, zikrettiğimiz kim bir kere bizim?
Bunun için hep marifetullah en önemli nokta olarak tespit edilir. Rabbimizi tanımadıkça olmuyor. Allah'tan en çok korkanınız benim, çünkü onu en çok tanıyanınızım buyuruyor Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz.